Hamd alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Onun alemlere rahmet peygamberine ve o mübarek insanlığın şeref ve mesilleri olan Gecide ashabına selatu selam olsun. Besmele'yi unutturdular. Millete millet besmele'yi unuttu. Her işi besmelesiz yapan. Onun için buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Deyip imanımızı tazeleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu temeldir. Bu temelin üzerine bina dikilir. Şehadet ne kadar sağlam ise o kadar güçlü bina dikilir onun üzerine. Yani temel ne kadar güçlüyse yukarıya istediğin ağırlıkta bina dik. Yıkamaz. Hakkı yıkamaz. Belki belli zaman biraz sallanabilir. Normaldir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bildiriyor. Mümin ile münafığın halini şöyle bildiriyor Efendimiz. Münafık diyor, kabak ağacına benzer. Hava güzel oldu mu? Açar yapraklarını, sarar ortalığı, ne varsa her şeyi kapatır üzerinden. İhtişamlı görünür. Ama biraz soğuk vurdu mu hemen erir. Biraz sıcak geldi mi hemen çürür, büzülür, ezilir, sararır gider. Münafığın işareti budur diyor Efendimiz. Müminin işareti de selvi ağacı gibidir. O yazda kışta fark etmez, hep aynı rengi korur o. Boyu bir yeşil renginde durur. Hiç yapraklarını düşürmez. Sıcak olsun, soğuk olsun. Korur kendisini. Rüzgarlı olsun, hava çok şiddetli bir rüzgar gelir. Yatır. Sağa sola rüzgar hangi taraftan gelirse o tarafa doğru meyillenir ama tekrar dimdik durur. Müminin de işareti o dedi Efendimiz. Kendini yokla bakalım. Böyle misin? İyi bak. Sakın kendini kandırma. Çünkü bugün kendi kendini kandıran avanaklar ile doldu dünya. Kendi kendini kandırıyor. 70 milyon diyor Müslümanız. Hani nerede? Görelim. Göster bakalım. İşin ile, gücün ile, yaptığın işler ile göster bakalım. Müslümanlık nerede? Öyle dedi. Ben demiyorum. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. 1920'lerde söylemiş. O da belli zaman onu söyleyen de belli zamanlar Padişah Efendimizin karşısına dikildi. Kim onun karşısına dikildiyse yanlıştır. Yıkıldı, yıkılıp gidecek. Ya tövbe edip hakka dönecek. Başka yolu yok. Başka çıkış yolu yok. Onun için o gün bugün yanlış bir düzen kurmuşlar. Ve o yanlış düzen içerisinde hepsi biz Müslümanız. Diyanet de diyor. İlahiyat da diyor. Hepsi. Doğru. Müslümanlık derece nedir ona bakalım şimdi. İman derecene bakalım. Nerede duruyorsun? Acaba sen bu cumhuriyet imanı ile sen sıratı geçer misin? Yoksa sırata inanır mısın acaba? İnanmayanlarla doğdu. Kabir azabı yok diyor. Bekle. Göreceksin. Görürsün. Demek sen peygamberimizin sözüne muhalif söz söylüyorsun. Vay zındık herif vay. Zındık demiş. Doğrudur ona.
Demek onu dersin sen. Alim sıfatında çıkıp da bunu dersin. Doğru. Söyle bakalım. Meydan boş şimdi. Meydan boş. Niye? Şeriatın bekçisi, halifemiz perde arkasındadır. Perdenin önünde durmuyor şimdi. Perde arkasında olduğu için dört nala, şeytanlar her tarafta saldırıyor. Biraz doğruda duran o da kıvrılıyor hemen. Sağa kıvrılma. Sağa sola yanlışa meyillenme. Din neyi gerektiriyorsa onu yap. Peygamber sana aleyhissalatü vesselam Efendimiz her şeyi tamamladı. Hiçbir şey eksik bırakmadı. Bak bakalım hayatına uygun mudur? Bugün yaptığın işler sabahtan akşama kadar şimdi çıktın. Bilhassa Türkiye memleketinde ki atalarımızdan işaretler her tarafta duruyor. İhtişamlı bir şekilde. Onların mezarı da heybetli, türbeleri de heybetli, ihtişam ile duruyor. Kafirlerin kalbine korku veriyor. Onların mezarı, onların türbesi, laiklerin kalbine korku veriyor da müminler veremiyor. Yani müminlerden korkmuyor laikler artık. Çekinmiyor. Çünkü bunları biz hantal bir mahluk yaptık diyor onlar. Bunları da biz istediğimiz kılıfa soktuk. Evet. Sonu geldi yalnız. Bu yanlışın sonu geldi. Aklını başına al. Kim istersen ol. İster bey ol, ister paşa. Hiçbir şey fark etmez. Allah'a kul değilsen, kul ki ben Allah'ın kuluyum diyeceksin. Ben peygamberin ümmetiyim. O peygamberin ümmetindenim diyoruz. Evet. Söz ile değil sadece. Günlük yaşadığın hayata bakacaksın. Bu günlük hayatım benim. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bana bıraktığı miras üzerine mi yaşıyorum? Yoksa nefsimin kölesi mi? İyi bak görürsün. Yahu biz namaz kılıyoruz. Bak camiye de gidiyoruz. Bak mevlid de okuyoruz. Her şeyi yaparsın. Nefsinin de istediklerini yapıyor musun? Evet. Nefsi emmarenin kölesisin daha sen. Sen de Allah'ın kulu olamadın. Allah'ın kulu, Allah'ın kulu odur. O ki Rabbil Alemin'in yap dediklerini yapar. Yapma dediklerinden de kaçar. Ve aman yarabbi ben senin aciz kulunum. Beni kendi halime bırakma, beni kendi nefsime bırakma de. Kendi nefsine kalırsan nefis azmanı olursun. Sen ayeti kerimeyi bilmez misin? Rabbil Alemin sana bildirmiyor mu? Ben sizi bırakırsam hepiniz bir firavun olursunuz demiyor mu? Nedir acaba bunun manası? Düşündün mü? Anladın mı? Anlamaya çalışıyor musun? Yok. Yetiştirdiği yerde herkes bir hadis-i şerif alır kendi aklına göre. Bir ayeti kerime kendi nefsine göre. Hiç o ayet belki seni ilgilendirmez ya. Alır kendine göre. Açıklık getirir. Şaşkınlık yapar. Sağın solun kafasını karıştırır. Karma karış olmuş. Onun için doğru. Memleket Müslüman. %99'u Müslümanmış. Allah Allah. Pekala %99'u Müslüman bir memlekette sen bugün Cuma'yı tatil ettin mi bre? Söyle bakalım. Başbakanımız da Müslüman. Cumhurbaşkanımız da Müslüman. Bakanlar da Müslüman şimdi. Eskiden komünistler de vardı. Hükümette. Komünistin hedefi nedir?
Allah'ın ismini yeryüzünden kaldırma. Öyle şaşkınlar çıkmış. İslam içerisinde ben hem Müslüman hem komünistim diyebiliyor. Ne kadar maskara etmiş şeytan bunları. Aklını başına. Sen neye bu hale düşüyorsun? Çünkü şeytanı harife aldın. Şeytanı harife alıyorsun, öyle mi? İyi. Sen daha Rabbaniyet elbisesi, Rabbaniyet haydariyesi, Rabbaniyet sıfatı giydirilmiş insan değilsin. Rabbaniyet sırrı senin üzerine indirildiği anda işin tamamdır. Şeytan da kaçar senden, doğrudur. Şeytan korkar ve kaçar. Ya. Başka? Azrail aleyhisselam çekinir senden o zaman. Azrail çekinir, doğrudur. Bir zaman diyor Rabbil Alemin Azrail'e emir verdi. Falan yere git. Orada bir kadın görürsün. Onun hemen ruhunu al ve gel. Azrail geldi, baktı. İki sabi yeni doğmuş. İkiz yerde yatıyor. Zayıf. Anaları açlıktan hiçbir şey yok. Ağacın üzerine çıktı, bir şeyler bulmaya çalışıyor. Yiyip da süt yapsın, o çocuklara versin. Aman dedi, baktı. O çocukların haline baktı. O kadının haline baktı. Azrail'in kalbine şöyle zerre bir zayıflık geldi. Ne yapıyorum ben, ne biçim işim? Emir geldi, hemen! Bir saniye daha, bir zerre miktarı kalbinden bunu geçirirsen seni helak ederim. Rabbil Alemin bu. Sen Allah'ı tanıdın mı? Allah'ı bildin mi? Allah'tan korktun mu? Ya, derisi çıplak mahluk. Allah'a firavunluk, nemrulluk yapıyor. Sonra da ben Allah'ın kuluyum diyor. Öyle mi? Azrail zerre kadar kalbine şöyle bir zerre miktarı bir acıma girdi. Bunun nasıl şimdi çocuklar orada iki tane yeni doğmuş. Bu da nasıl yaparım dediği anda ilahi emir sert bir şekilde. Azrail titredi, hemen aldı. Kadın pat düştü gibi kaldı. Çabuk yürü oradan git dendi ona. Yürüdü gitti. Aradan seneler geçti. Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Bütün hamd Rabbimizedir, elhamdülillah. Alemlerin Rabbi, Allah Celle ve Ala Subhanehu ve Teala Hazretleri Azrail'e emir verdi. Dedi ki, şimdi sen insan kılığında falan yerde görün. Oradan iki atlı geçecek. Alabilirsen izin var, onların ruhunu al, kapsa. Azrail aleyhisselam bir daha şaşırdı. Alabilirsem ruhlarını kapsettir onları. O iki atlıyı göreceksin. Gelecek, oradan geçecek. Sen insan suretinde görün. Ki Azrail aleyhisselam insan suretinde göründüğü anda o melek suretindeki kuvvet yok. O zaman baktı o iki atlı bir heybetli bir şekilde geliyor. Şaşırdı. Allahu Ekber. Ne heybet bu.
O iki atlı Azrail'in hizasına geldiği anda, atın üzerini çektiği anda Azrail'e şöyle bir nazar etti. İkisi birden. Azrail'in kalbi titremeye başladı. Bırak onların canını almaya. Azrail Aleyhisselam'ın aklı karıştı. Ne bu? Ne bu heybet? Baktığı anda, onlar ona öyle bir baktığı anda hemen titredi. Onlar yola devam etti. Alamadı. Ne oldu ya Azrail? Sana malum ya Rabbi. Öyle bir heybet ile onlar bana baktı ki ben alamadım ya Rabbi. Aklım yerinden kaçtı. Ne yapacağımı bilemedim. Tanıdın mı onları dedi sen? Sen bilin ya Rabbi. Bilmem ya Rabbi ben. Tanımadım ya Rabbi. O ağacın altında bıraktığın iki çocuktu onlar. Onlar benim nazarım altında büyüdü hep. İşte iznim yoksa sen onlara tokanamazsın. Rabbaniyet kuvveti verdim ben onlara. Var mı? Varsa çık meydana. Yoksa geri dur. Çünkü o heybet ile olanlar şimdi ortaya çıkacak. Önde durursan ezilirsin. Sakın yanlış işler yapma artık. Sakın ha hak adı altında yanlışı savunma. Haksızlığı savunma. Zalimi savunma. Zalim ile berabersin o zaman. Zalimin gittiği yere gidersin. Zalimin ateşi sana tokanır. Ve minallahu teala. Allah bize de şeyhimiz evliyalar sultanıdır. Sıhhat, afiyet, güç, kuvvet versin. Verdiği vazifeyi tam eksiksiz bir şekilde, güçlü bir şekilde yapmasını nasip ve müessir etsin. Bize de onun hizmetinde durmayı, devamlı şekilde hem onun hem hakkın hizmetinde durmayı nasip etsin Rabbimiz. Hak'tan bizi şaşırtma ya Rabbi. Batıldan uzaklaştır. Şeytanlaşmış insanların şerrinden sana sığındık. Onların kalplerini düzeltip de hak saflarına koy ya Rabbi. İçerimizdeki bozukları da kalplerini düzeltip hak üzerine tut ya Rabbi. Hak üzerinde olanlara da güç kuvvet ver. Onları da şaşırma ya Rabbi. Bizi de şaşırma. Bizi sevenlere daha fazla güç kuvvet ver. Hayır bereket ver. Hak üzerindeyseler, bizi severler de her tarafa yanlış işler yapıyorlarsa onları da düzelt ya Rabbi. Onları da hak üzerine getir. Bizi sevmezlerse nefislerinden dolayıdır. Kendine sana kulluk yapıyorlarsa, peygamberimizi seviyorlarsa ya Rabbi, onları da düzelt ya Rabbi. Onları da hak üzerine koy. Senin evliyanın hizmetine koy ya Rabbi. Amin. Sevmediklerinin kölesi yat onlar ya Rabbi. Amin. Habibinin hürmetine El Fatiha. Bizi Kur'an'la süslenmeye, nuruyla dolmaya.